düven kelamda kalemse, ümmi kapıların tümünde hareketimiz var. Düven kullukta kervansa, şafakta insanlığımız var. İmparatorluğun görevini kodlayarak tüm insanlığı halik kılmaya gelişimiz, Hakk'ın kalemi oluşumuz ve dünya dönümlerinde dili diri olanlarla kök görev taşıyışımız, tüm insanlığın Hakk'a varmasını sahraya indirmek ve hepsinin geçişini yaptırmak içindir. Dönmeyin dünya planetindekiler yaşamdan kodlanıp, dönmeyin sahralarınıza. Çünkü o sahralar sizi eskisi gibi tohumlayamaz. Çünkü o sahralarda yasa farklılaştı. Hep bir tek olarak yaşayacaksınız. Hep bir tek olarak kontrol kuracaksınız. Biz olup bütünün kültü olacaksınız. Ve yoğunluğunuzda mutlak kurullarınızla insanlık olacaksınız ki o gün geldiğinde yarınlar mutlak kurulları kodlayacaklar. Aşkın sahrası Allah'ın tahtıdır. Aklın kapısı ilmin kervanıdır. Hakk'a varmadan yolu bulup toprak olma imkanınız yoktur. Lokomotif olan bu çalışmaya girmeniz hepimizi mutlandırdı. Burada olmanız bizler için mutluluk oldu ama şarkı, türkü, ilim değildir tek başına. İyi anlayın ki o şarkının halka halka geçişkenleşmesi gerekir ki her biriniz o yoğunlukta mutlak kurullarınızı hak edebilirsiniz. Ben okurum, okunurum ama yoğunluğumda tohumum yoksa ölüyüm ben. Ölüysem yoğunluk son altın ışık olsa da sararan bir şarkı olur ve o şarkıda şarkımız, şavkımız kalmaz. Bunları anlamanızı bekliyorum. Önce günü hak edin. Sonra gür olun. Üzerinizdeki görevi yapın, halik olun. Ama gün siz ümmi kapısından geçmedikçe dünya kültü kodlanamaz. Benim adım insandır canlarım. Ben mutlakım. Ben kutsal ışığın toprağa indirdiğiyim. Ama kalemimde bütünün kürzi siyahlığı var. Bu siyahlığı hak kapılar diller. Ama hak kaha olanların hiç kimseye kelam etmedikleri o yoğunluk halik olup da dönümleyemez. Unutmayınız ki Yaradan'ın Tanrı olduğu düşünülen bir çalışmada tanıklar gerekir. O tanıklar imparatorluğun kelamı olanlardırlar. Ama Yaradan yaşamı kodladıkça tarık, tahdit kalkıp yaşamdan ayrıştığında o tahdidin, tarık olan tahdidin yaşamdan ayrışmasından itibaren yasalar kodlanmışsa yoğunluk artar. Ve öz görevliler dünya planetini güçlendirmek üzere bilişin kaydına inerler. Deve kaldı canlar. Bunu da iyi bilin. Dünya piliçlerin kodlandığı yer değil artık. İlimlerin kodlandığı yerdir ki her insan ben bir piliç gibiyim diyemeyecek artık. Yani biliniz ki hepiniz kontrollü olacaksınız. Bu kontrol bütünün gücüyle olacak. Deliler diriler derler ya hani, kelam ederler ama halik değiller. Hakk'a varılır ama tohumları yok. Yolu bulurlar ama çok huzursuzdurlar. Çünkü lütfi kapıları kontrol dışıdır. Ve din dediğinizde diriliğin kaleminde yoktur. Ama kontrol dışı kayıtlar vardır o yoğunlukta. Vali, veli, ilim hepiniz teksiniz ama biz dünyalıyız canlar. Şu ana kadar hiçbir dönümde olmadığı kadar görev taşıdık. İyi biliniz ki bu çalışmaların sonrası da var.
yasaların kodlanışı ve yoğunluğun artışı. Ama bu çalışmaların sonu var mıdır? Asla yoktur. Bina yapıldıktan itibaren binayı halikler kodlayacak ama barışı kodlamak gerekir. Başkanlık divanları olarak dünya dağlarım susar mısınız lütfen? Çok ayıp ediyorsunuz. Devam ediyorum. Dünya pirayeleri doğanın kültü olarak buradayken mutlak kurulları kodlayacaklar canlar. Ve bizler bütünün gücü olarak bu çalışmayı sürdürürken her insanın da kendi dilini tohumlamasını bekleyeceğiz. Yanıp tutuşanlar yolu kodlarlarken mutlak kurullarıyla yapacaklar bunu. Şimdi doğanın gücü olan bilinç kapılarımızı açalım ve görev isteyenleri dünya planetine indirip onları dinleyelim. Bakalım neler anlatacaklarmış. Sesimi kesmeye çalıştılar durmadan. Hakkınız mıydı? Peki. Hadi buyurun, sizi dinliyorum.